Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyemiz Profesör Doktor Esin Şenoğlu'la birlikte basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Enfeksiyon Hastalıkları İzleme ve Değerlendirme Akademik Kurulu oluşturulmuş, ülkemizde ve dünyada yaşanan ve dikkate alınması gereken bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları takip altına alınmıştır. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Esin Şenol, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova, İstanbul Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Önder Ergönül, Tıbbi Mikrobiyoloji Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Kurt Azap, Viroloji uzmanı Fransız Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Osman Selim Badur, Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mestan Emek, Gazi Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Nilsel İlter, Bursa Milletvekili Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayahan Pala ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları İzleme ve Değerlendirme Akademik Kurulu oluşturulmuştur. Akademik kurulumuzla ülkemizi tehdit eden bulaşıcı hastalıklar izlenerek hazırlık, müdahale ve dayanıklılık için yaklaşım planlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ülkemizde şu anda yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkları enfeksiyon acili önlem sırasına göre hali hazırda COVID-19, Batı Nil virüsü, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve em çiçeği hastalığı olarak sıralayabiliriz. 2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alarak milyonlarca can kaybına neden olan COVID-19, öngörüldüğü üzere kaçınılmaz olarak yeni varyantlarıyla halen küresel halk sağlığı açısından önemli bir tehdit olmaya devam etmektedir. Yeni varyantlarla birlikte yaygın bir şekilde Ekim-Kasım aylarında etkisini artarak göreceğiz. Yaz aylarında yaşanan sorunlar da buna işaret etmektedir ve hazırlık gerektiren özel bir durumdur. Batı dünyasında olduğu gibi evrensel ölçütlerin çizildiği doğrultuda önlem, müdahale planları daima yürürlükte olmalıdır. Tanı için testler, evde test kitleri sağlanmalı, test merkezleri yaygınlaştırılmalı, çalışanlar için tanı almakla ilgili çekince oluşturmayacak iş düzenlemeleri yapılmalıdır. COVID enfeksiyonu için sürveyans çalışmaları devam etmeli, veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmalı, yeni varyant aşıları temin edilerek yaşlılar, immün yetmezliği olanlar, sağlık çalışanları gibi riskli gruplar aşılanmalı, etkili ilaçlar temin edilerek tedavide kullanılmalıdır. İkinci sırada söz ettiğimiz Batı Nil ateşini ülkemizde acil hastalıklarda ikinci sırada değerlendiriyoruz. İstanbul ve Bursa'da yaşanan onlarca vaka ve can kayıplarıyla birlikte mevsim itibariyle de önemlidir. Ülkemizde çok bilinen bir hastalık değildir. Ülkemizde Batı Nil virüsü salgını 2019'da yaşanmış. İstanbul, Bağcılar, Manisa ve Alanya'da ağır vakalar olmuştur. Yayınlanmış olgu raporlarına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın bu verileri Avrupa Sağlık Hastalık Önleme Merkezi ECDC veri tabanına kayıtlamadığı da dikkat çekmektedir. Batı Nil virüsü, kuşlar ve atlar gibi hayvanlardan bulaşan zoonotik bir enfeksiyon olarak sivrisinek gibi
vektörlerle taşınmaktadır. İnsandan insana bulaş, transfüzyon, organ nakli ve anne karnında plasenta aracılığıyla olmaktadır. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi Balkan ülkelerinde epeydir salgın yaşanmaktadır. Balkan ülkeleri havzası ile birlikte sulak alanların bol olduğu, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde halen önemli sayıda vaka tespit edilmiştir. Bakanlık tarafından sadece şu ana kadar 6 vaka açıklanmıştır. Ama biz hastaneye yatan onlarca vaka olduğunu biliyoruz. İlgili uzmanlardan ölümlü vakalar olduğu duyumunu da almaktayız. Batı Nil virüsünde %20 civarında hastane yatışı, %1-3 arasında ölüm olduğu göz önüne alınırsa 1000'e yakın vaka olabileceği tahmin edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vektörle bulaşan hastalıklar çalışma grubu ve bu grubun özlemi, izlemi ve önerileri doğrultusunda vektörle mücadele çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmekte, odaklar yok edilmektedir. Ancak konu tek sağlık bağlamında hayvan, çevre, insan sağlığı gibi tüm bileşenleriyle ele almaya gerektirmektedir. Panik oluşturacak bir durum olmamakla birlikte gerekli önlemler alınmalı, sürveyansı ve takibi yapılmalıdır. Dünyanın her yerinde sinek var. Önemli olan kontrol dışı bulunduğu odakların yok edilmesi, İstanbul örneği yaygınlaştırılarak kontrol altında tutulması, doktor ve hastanın toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, verilerin paylaşılarak fazladan sekel ve ölümlerin önünün alınmasıdır. Yeni bir hastalık olarak hekimlerimizin de bu konuda eğitilmesi önemlidir. Önem sırasında 3. sıraya Kırım-Kongo kanamalı ateşini koyabiliriz. Tokat, Yozgat, Çorum, Artvin, Kars'a kadar giden bölgede coğrafyasını artırarak, genişleterek artan sayıda ilde vakalar görülmektedir. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı tarafından bilgi verilmemekte, vakalar sadece sivil toplum tarafından, akademik sivil toplum tarafından bilinmektedir. Em çiçeği hastalığı ülkemizde güncel durumda 4. sırada önemli bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Hayvanlardan insanlara bulaşan viral, zoonotik bir enfeksiyon olmakla birlikte insandan insana bulaşır hale gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 14 Ağustos 2024 tarihinde küresel halk sağlığı acil durumu ilan edilmiştir. Em çiçeği konusunda panik yaratacak, dünyayı tehdit eden bir pandemi beklenmemekle birlikte Dünya Sağlık Örgütü bu açıklamasıyla Afrika kıtası dışındaki ülke sağlık yetkililerin Mpox konusunu ciddiye almalarını, ülke sağlık çalışanlarının uyanık olmalarını, hastalık belirtilerini taşıyan kişilerin değerlendirilmesini ve planlamaları konusunda çaba sarf etmelerini istemektedir. Ki küresel afetlerin iklim krizi, göçler ve savaşlar nedeniyle artacak olması gerçekçi bir öngörüdür. Aynı şekilde kuş gribi ve sinek aracılıklı başka ölümcül hastalıklar gibi tehditler için hazırlıklı bulunmak bakımından bu çağrıya uygun cevap oluşturmak stratejik önem taşımaktadır. 2022 yılında ülkemizde yaşanan em çiçeği salgınında toplam hastanelere yatış 14-15 vaka civarında tespit edilmekle birlikte 12 tanesine ulaşılabildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yine veri paylaşımı yapılmamıştı. İlgili dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk çağrısından itibaren dünyada 100 bin vaka bildirilmiştir. Bu vakaların artması ve hastalığın yayılması aşılamayla önlendiği için ilk çağrı kapatılmıştır. Ancak Afrika kıtasına yeterince ulaşmayan kontrol önlemleri nedeniyle tekrar kontrolden çıkmıştır. İnsandan insana bulaş, yakın temasla olduğundan önlemler alınmalı, hastalık konusunda toplum bilgilendirilmeli, veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Em çiçeği tanı merkezleri yaygınlaştırılmalı,
Hasta ile karşı karşıya kalan riskli gruptaki kişiler aşılanmalı, yine sürveyans çalışmaları yapılmalı ve etkili ilaç temin edilerek tedavisi gerçekleştirilmelidir. Son dönemde artış yaşanan aşı karşıtlığı ile birlikte bulaşıcı hastalıklarda artış gözlenmektedir. Aile hekimleri ve tabip odalarımız tarafından aşı karşıtlığının toplum sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığı bildirilmektedir. Bugün sadece İstanbul'da aşı karşıtlığı ve çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin oranı neredeyse %10'lara yaklaşmaktadır. Aşı karşıtlığı ve aşısızlığa bağlı olarak kızamık salgınları ve boğmaca yaşanmaktadır. Boğmacadan salgın hastalıklardan çocuklar ve gençler hayatını kaybetmektedir. Hastalıkla karşılaştıktan sonra refleks olarak acil önlemler almak yerine günümüzde yaşanan ve yakın gelecekte yaşanabilecek sorunlara, olası pandemilere daima hazırlıklı olmak zorundayız. Pandemiye hazır olmak, akademik işbirliğiyle hazırlanılmış, ülke şartlarını ve özelliklerini dikkate alan stratejik bir planlama gerektirir. Aktif test yapma, profesyonel olmayan kişiler tarafından alınacak önlemler, sağlık hizmetlerinin basamaklandırılması, birinci basamağın güçlendirilmesi ve 1 ve 3. basamak arasındaki hizmetlerin doğru eş güdümü sağlanmalıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl ve coğrafya, tek sağlık kavramının tüm bileşenlerini evrensel ölçütlerde akademi, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ele almayı gerektirmektedir. Sorunların biriktirilmesi ve bu şekilde ele alınmamasının en acı örneğini önümüzde çığ gibi büyüyen sokak hayvanları sorununda dünyada eşi olmayan bir yöntem kullanarak yaratılan vahşi katliamda gördük. Bütün bu çağrılar endişe yaratacak bir kapanma, kısıtlanma ya da bir küresel pandemi çağrışımı değildir. Ancak pandemi ilanı zaten her şey için çok geç kalındığını ifade etmektedir. Ülkemizin kaynakları doğru planlamalar ile burada ifade edilen tüm önlemlerin alınması ve çözümlerin üretilmesine yeterlidir. Bizim için önemli olan halkımızın her bireyinin sağlığı, yaşam hakkı ve önlenebilir tek bir sakatlık ve ölümün olmamasıdır. Evet, değerli basın mensupları, sorularınız varsa alabiliriz. Buyurun. Özellikle mühendislik çözümlerinin önemli olduğunu, hava kirliliğinin, ortamdaki karbondioksit miktarının yüksek olmasının, salgının yayılmasında çok büyük bir etken olduğunu, hava yoluyla bulaştığını, bunların hepsini konuştuk, yazdık. Resim Hocam'la da bu konuda çalışmalarımız olmuştu. Büyük resme baktığınızda çevre, altyapı çok önemli. Artık evet. Su atıklarından bir virüsün tespit edilmesi ve önlemler alınması söz konusu. Daha büyük boyutta bakarsak iklim krizinin daha çok virüs salgınlarına neden olabileceğini biliyorken kurulunuzda farklı disiplinlerden mühendislik olabilir, sosyoloji olabilir, psikoloji olabilir, çevre olabilir, iklim uzmanları olabilir olmasını düşünmez misiniz? O dönemde de bilim kurulu sadece tıptan, tıp mensuplarından oluşmuştu ama mühendisler bu işin içine girip destek olmak için çok büyük çabalar göstermişti. Bu anlamda böyle bir genişleme düşünür müsünüz? Tabii biz burada Esin Hocam da bir şeyler söylemek isteyecektir. Çünkü o dönemde aktif olarak bu çalışmanın içindeydi. Biz burada tek sağlık vurgusunu yapıyoruz. Tüm pandemilerin önlenmesinde ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede. Ki bu sözünü ettiğimiz hastalıkların önemli bir kısmı zoonotik enfeksiyonlar. Hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyonlar. Onun için tek sağlık bağlamında... Biz bu bir başlangıç. Bununla birlikte kurulumuz zenginleşerek çalışmalarına devam edecek. Güzel bir öneri. Teşekkür ediyorum.
Belki ben şunu eklemeliyim. Tek sağlığın bütün bileşenleri çok önemli. Ama biz burada insan sağlığı kurulu olarak başladık. Öyle düşünün. Ama bir yetkili kamu otoritesine de gereksinimin olduğu alanlar, tarif ettiğiniz alanlar. Çünkü söyledik de bir türlü o iç havalandırma, okullarda hijyene, lavabolara erişme, çocukların ilk çıkan indeks vakayla birlikte solunum yolu infeksiyonlarında nasıl yönlendirileceğinin bir türlü belirlenmemesi. Şimdi şunu söyleyebilirim belki, önümüzdeki günlerde tekrar buluşuruz o anlamda diye düşünüyorum. Ankara Belediyesi ile yürüttüğümüz, yani otorite de olduğu için o tarafta bazı çalışmalar, onların ilk başlangıçları var. Çünkü ben de bir akademisyen olarak nerede yardıma ihtiyaç varsa oraya koşmaya ve bütün şöyle diyelim, bilmenin bir fitratı vardır cümlesini ben çok severim. Bilmek bir sorumluluktur. Akademiye çok kulaklar kapalı ama akademinin sesi olarak olmaya çalışacağım. Orada büyük hazırlıklar var bu söylediğiniz konularla ilgili. Buna emin olun. Belki orasıyla burası entegre olacak, evet, birleşecek, evet, gibi. Bu sadece ilk adımdı. Evet. O bakımdan çok teşekkür ederiz Zeliha Hanım'a. Çok önemli bir adımdı. Önemli toplantılar yapıyoruz. Önemli saptamalarımız var ve devam edecek. Buyurun. Evet. Aşı karşıtlığını, hani halk sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğinden bahsettiniz. Aşı karşıtlığına karşı hani komisyon, kurul olarak, CHP olarak spesifik bir çalışmanız olacak mı? Bunu öğrenebilir miyim? Aşı karşıtlığına yönelik olarak biz dönemin Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile kamusal anlamda mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik. Kamu spotlarıyla, psikologlar, sosyologlarla birlikte oluşturulacak kurullarla bu aşı karşıtlığının önlenmesi toplumda ve sisteme karşı güvenin sağlanması anlamında uyarımızı gerçekleştirdik. Fakat ciddiye alınmadığını görüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da çalışmalarımızda aşı karşıtlığına yönelik olarak çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Çünkü bu gittikçe büyümeye başladı. Bundan birkaç yıl önce onlarla ifade edilen rakamlar, İstanbul için vereyim örneği, yani birkaç, yani 100 civarındaki vaka aşı karşıtlığı bugün artık 40-50 binlere ulaşmış durumda ve bu sadece aşılanmayan çocuklar için değil, o hastalığı topluma, bağışıklık sistemi zayıf olan duyarlı kişilere yayma anlamında da çok ciddi bir tehdit, çok büyük bir tehdit. Biz bugüne kadar tarih boyunca insanlarda çok büyük kırımlar yapan enfeksiyon hastalıklarını aşıyla önledik. Bugün baktığınız zaman kızamık olsun, hocamız bu konuda çok daha yetkin tabii ki. Diğer çocuk felci olsun, verem gibi çok ağır ve tarih boyunca milyonlarca insanın hayatına mal olmuş olan hastalıkları aşıyla önledik. Onun için biz akılcı olmak zorundayız. Bilime güvenmek, bilime inanmak zorundayız toplum olarak ve çocuklarımıza aşı yaptırmak durumundayız. Çünkü çocuklar, belki bizim çocuğumuz olabilir ama o hayat çocuğa ait. Bizim o çocuğun hayatını tehdit edecek bir karar alma yetkimizde olamaz, kendi evladımız bile olsa. Ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde hayata atılmaları bizim toplum olarak en önemli sorumluluğumuzdur. Ben teşekkür ediyorum. Evet, soru yoksa toplantımızı sonlandırabiliriz. Teşekkür ediyoruz.